Arkadaşlarım merhabalar. Şimdi geldik İslam tarihi bölümüne. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya. Arkadaşlar dünyada nereler vardı? Hemen şöyle basitçe bir harita çizdiğimizde Türkiye, Afrika, ondan sonra Orta Doğu şöyle gelsin. Avrupa böyle olsun, tamam mı? Nereler vardı? Birincisi Doğu Roma. Doğu Roma dediğimiz devletin, hemen şu kalemimi ayarlayayım. Devletin sınırları Balkanların bir kısmı, Anadolu'nun hemen hemen tamamı, Suriye, Filistin toprakları ve Mısır artı Doğu Akdeniz. Buralar Doğu Roma, yani Bizans'ın elinde. O zaman Suriye, Mısır, Filistin, Kıbrıs, Anadolu alınırken kimle savaşılacak? Doğu Roma ile, yani Bizans'la savaşılacaktır. Arkadaşlar Doğu Roma dediğimiz devlet Bizans, dini Hristiyan, mezhebi ise Ortodoks. Konuştuğu dil ise Rumca, yani Yunanca dilidir. Sasani'ye gelince, Sasani'yi farklı bir renkte gösterelim hemen. Sasani devleti Irak, İran ve şu Azerbaycan, Kafkasların bir kısmı. Buralara hakim bir devlet ki bunun öncülü Persler, onun öncülü Medler. Dini arkadaşlar Mecusi. Mecusi, Hazreti Ömer döneminde bu devlet ortadan kaldırılacak. O zaman İslam Arap Yarımadası'nın dışına çıkarken Bizans ve Sasani ile savaşacak. Demek ki zaten Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yok. Kabile adı verilen şehir devletleri var, feodal devletler var. Bunlar şeyhler tarafından, emirler tarafından yönetiliyor. Orta Asya'ya geldiğimizde 1. Köktürk Devleti'miz var. 600'lü yıllarda, yani 7. asrın başında 1. Köktürk Devleti var ve hatta Orta Asya tarihinin bu dönemdeki en güçlü devleti diyebiliriz. 1. Köktürk Devleti, dini ise Gök Tanrı dini. Daha uzak doğuya gittiğimizde şurada Çin var arkadaşlar. Çin'de biliyorsunuz Budizm, Manihaizm, Konfüçyüsçülük gibi dinler gelişmiş ve hanedanlar tarafından yönetilen bir imparator devlet. Japonya'ya gelince uzak Asya, çok uzak Asya'da. Japonya'da feodal devletler var, güçlü bir siyasi otorite yok. Ve Şintoizm, inandıkları din de bu. O zaman İslamiyet'in doğduğu yıllarda dünyada böyle bir tablo var. Ki Bizans ve Sasani Müslümanların Arap Yarımadası dışına çıktıklarında mücadele edecekleri devletler olacak. Şurada da Habeş Krallığı var Afrika'da da. Ki Müslümanların ilk hicret gerçekleştirdiği yer. Peki İslamiyet'in doğduğu dönemlerde Arap Yarımadası ne dedik? Siyasi birlik yok, kabile devletleri var, güçlü devlet yok. İslamiyet'ten önceki Arap Yarımadası'ndaki yaşantıya İslam cahiliye dönemi denilmiştir ki bunun temel sebebi kadınlara değer verilmemesi, kız çocukların diri diri toprağa gömülmesi, putperestlik inanışının olmasından kaynaklanmış. En yaygın din ise putperestlik dini Arap Yarımadası'nda. Bu arada putperestlik dışında kuzeyde Mecusilik, güneyde Hristiyanlık dinleri var. Medine ve çevresinde Yahudilik dini var. Ayrıca Hazreti İbrahim'in dini olan Hanifliğe inanan insanlar da var. Mesela Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce, peygamberlik gelmeden önce Haniflik dinine mensuptu. Şimdi böyle biraz sizinle soru soralım. Onun dışında işte cevabını verelim. Normalde İslam'ın ana kaynakları Kur'an, hadis. Arkadaşlar siyer, megazi bunlar. Ama bu kaynaklar ilk defa ne zaman, Kur'an-ı Kerim dışında ilk defa ne zaman yazılı hale getirilmiştir? Abbasiler döneminde ilk defa Kur'an-ı Kerim dışında İslam'ın ana kaynakları yazılmaya başlandı. Hicaz, Yemen, Necid bölgesinde yoğun olarak yaşayan Araplar hangi halktandır? Sami halkından, aynı Mezopotamya'da olduğu gibi, işte Babiller, Akatlar'da olduğu gibi. Semitik, Sami böyledir. İslam öncesinde Mekke'de düzenlenen en büyük panayır nedir? Ukaz panayırı. Arkadaşlar Mekke'nin en büyük gelir kaynaklarının başında ticaret gelir. Neden ticaret? Bunun sebebi şudur. Şuradan mallar gelir Hindistan, Çin bölgesinden Yemen'e. Oradan arkadaşlar kervanlarla Suriye'ye gider, Şam'a gider. Giderken de Mekke'den geçer. O zaman Mekke'nin temel geçim kaynağı, Arabistan'ın temel geçim kaynağı ticaret. Ve bu ticaretin başında da panayırlar geliyor. Mekke'de belli dönemlerde, haram aylarda panayırlar kuruluyor. Bu panayırların en büyüğü ise Ukaz panayırı. Bu Mekke'de ya da Arap Yarımadası'nda bir kültürel birliğin ortaya çıkmasını sağlıyor. Her ne kadar siyasi birlikleri olmamış olsa bile. İslamiyet'in doğduğu yıllarda Doğu Roma'da, yani Bizans'ta var olan sülale nedir?
Herakleus sülalesidir. Yani Herakleus dönemi İslam'ın ortaya çıktığı dönemdir Arap Yarımadası'nda. Ki işte o Mute Savaşı, Tebük Seferi'nin olduğu dönemlerde Bizans'ın başında Herakleus vardı. Peki Bizans'ın en parlak dönemi Justinianus dönemi olarak geçer. O Ayasofya Kilisesi'nin yapıldığı dönem. Arap Yarımadası'nda Haramaylar'da yapılan savaşlara ne isim verilir? Normalde Araplar arasındaki savaşlara Eyyamül Arap denilir. Araplar arasındaki savaş, kabile savaşlarıdır. Haramaylar'da yapılan savaşlara ise Ficar savaşları denilir. O zaman Haramaylar'daki savaşlar Ficar. Peki Haramaylar ne? Kalemi hemen siyah yapayım arkadaşlar. Haramaylar ne? Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem. Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem ayları Haramaylar kabul edilir. Bu tarihlerde yapılan, bu aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denilir. Peki Darül Nedve nedir? Şimdi Kureş kabilesi var. Kureş kabilesi Mekke'deki en güçlü kabiledir. Bu kabile çeşitli zamanlarda arkadaşlar devlet meselelerini görüşmek amacıyla toplanır. İşte Kureş kabilesinin devlet meselelerini, yani devlet dediğim Mekke devleti, yani kabile devletinin sorunlarını görüşmek için topladığı meclisin adı Darün Nedve'dir. Darün Nedve Mekke'de devlet için görüşmek amacıyla toplanan meclisin adıdır. Habeş Necaşisi'ne bağlı Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma girişimine ne diyoruz arkadaşlar? Fil olayı, fil vakası diyoruz. Peygamber Efendimiz doğmadan 50-60 gün önce gerçekleşmiş bir olay. Bazı kaynaklarda Peygamber Efendimiz doğduktan sonra gibi de söylenir ama normalde fil vakası dediğimiz şey arkadaşlar Kabe'yi yıkma girişimi Yemen valisi Ebrehe'nin. Fil suresi bunu anlatır. Peki Hilful Fudul nedir? Hilful Fudul erdemli insanların yemini demektir. Erdemli insanların yemini. Ki cahiliye döneminde Mekke'ye ticaret yapmak amacıyla gelen insanların mallarını güçlü Mekke soyluları el koyuyordu, gasp ediyordu. O insanların mallarını korumak, Mekke'de zulme uğrayanların haklarını korumak amacıyla erdemli insanların yemini adında bir örgüt kurulmuştur. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü Birleşmiş Milletler'e benzetilir bu İslam tarihinde. Peygamber Efendimiz de bu örgütte yer almıştır. Hatta kendisi yine olsa yine de yer alırım demiştir. Cahiliye dönemi kurumu olmasına rağmen. Bu arada Peygamber Efendimiz'in lakabı Ebu'l-Kasım oğlundan dolayı ve El-Emin emanete sahip çıktığından dolayı ünvanları verilmiş. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik 40 yaşındayken Hira mağarasında gelmiştir. Arkadaşlar ilk 4 Müslüman kimdir? İlk 4 Müslüman ilk Müslüman Hazreti Hatice. Hazreti Hatice arkadaşlar Hazreti Ali, Zeyd bin Haris evlatlığı ve yakın arkadaş Hazreti Ebu Bekir. Bunlar ilk 4 Müslümandır. Bu isimleri de unutmuyoruz. Ve Peygamber Efendimiz örgütünü, daha doğrusu Müslümanları nerede örgütlemiştir? Onlara nerede eğitim vermiştir? Onlara ayetleri nerede ezberlettirmiştir? Sorusunun cevabı Darül Erkam'dır. Darül Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın evidir. Darül Erkam, Erkam'ın yeri, Erkam'ın evi anlamına gelir. Peygamber Efendimiz ayetleri sahabeye burada ezberletmiştir. Peki Müslümanlar hiç yani tepkiyle karşılaştı mı? Evet, çünkü yeni bir din geliyor, yeni bir devrim geliyor. Mekke'nin alışmadığı şeyler bunlar. Peygamberi reddediyorlar. Bunun üzerine zulüm başlıyor ve Peygamber Efendimiz diyor ki siz zayıflar, kadınlar, çocuklar diyor Mekke'yi terk etsinler. Arkadaşlar ilk hicret ise Habeşistan'a yapılıyor. O zaman Müslümanların Habeşistan, yanlış yazmayın, Müslümanların ilk hicreti Habeşistan'a gerçekleşiyor. Asıl hicret ise Medine olacak. Hüzün yılı nedir? Hüzün yılı 620 yılında Peygamber Efendimiz'in en büyük sırdaşı Hazreti Hatice'nin vefatı ve onu Mekke'de koruyan, ona destek çıkan, arka çıkan amcası Ebu Talib'in vefatı. Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin vefatı İslam tarihinde hüzün yılı olarak geçmiştir. Buradan arkadaşlar bazı böyle yıl kavramı gelince bazı kavramları da eklemek istedim ben. Birlik yılı nedir? Bu konuyla ilgisi yok ama yıldan kaynaklı konudur bu. Birlik yılı nedir? Ne oldu? 661 yılında arkadaşlar Hazreti Ali öldü. Muaviye halife seçildi ama Küfe halkı da Hazreti Hasan'ı halife seçti. Hazreti Hasan Küfe halkını dinlemedi. Gitti Muaviye'ye itaat etti. Neden? Birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla. Buna birlik yılı denildi. Hazreti Hasan'ın Hazreti Ali'nin oğlu Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan'ın Muaviye'ye itaatidir bu.
birlik ve beraberliği sağlamak içindir. 661 yılıdır. Birlik yılı denilir. Amül Cema olarak da adlandırılır. Senetül Vüfud nedir? Senetül Vüfud heyetler yılı demektir. Arkadaşlar Mekke 630 yılında fethedilir. Mekke'nin fethinden sonra heyetler gruplar halinde gelip İslam'ı kabul eder. 630-631 geçiş yılı gibi düşünün. Bu yıla hicretin 9. yılı, bu yıla Senetül Vüfud denilir. Nedir Senetül Vüfud? Diğer bir ifadeyle heyetler yılı, bilmem elçiler yılı anlamına gelir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu unutmuyorsunuz. Birinci akabi biatında kimler vardır? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Mekke'de umduğunu bulamadı ve dışarıdan gelen kabileler İslam'ı anlatmaya başladı ki bu kabilelerden Medineli olan iki tane kabile Evs ve Hazreç İslam'ı kabul etti. O zaman Medine dışında İslam'ı kabul eden kabileler kim oldu? Evs ve Hazreç Mekke dışında. Evs ve Hazreç kabilesi oldu ve bu kabileyle 621 yılında birinci akabe biatı gerçekleşti. Bu biatta Peygamber Efendimiz'e söz verdiler. Oruç tutacağız, namaz kılacağız, kızları diri diri toprağa gömmeyeceğiz gibi. Yani Müslüman oldular burada. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz dedi ki bunlara gidin şimdi Medine'ye yurdunuza bir yıl sonra geri dönün dedi. Ve giderken yanlarına da bir öğretmen verdi. Musab bin Umeyr. Normalde İslam'ın ilk öğretmeni Hazreti Muhammed'dir. Ama Medine'ye öğretmen olarak gönderilen çocuk 19 yaşında delikanlı Musab bin Umeyr'dir. Ve Musab bin Umeyr Medine'de İslam'ı anlatır ve Medine halkının büyük bir çoğunluğu bir yıl içerisinde İslam'ı kabul eder. Bu sefer 622 yılında daha kalabalık bir kafileyle Mekke'ye gelerek ikinci akabe biatı gerçekleşir. Burada da Evs ve Hazreç vardır. Bu ikinci akabe biatı savaş biatıdır. Peygamber Efendimiz'i Medine'ye davet ettikleri biattır. Peygamber Efendimiz bunlara der ki siz gidin biz arkadan geliriz ve birinci ikinci akabe biatı Evs ve Hazreç ile yapılan birinci ve ikinci akabe biatı hicrete zemin hazırlar. O zaman hicrete zemin hazırlayan olaylar nedir sorusunun cevabı? Birinci ve ikinci akabe biatlardır. Kimle yapılmıştır? Evs ve Hazreç ile. Peygamber Efendimiz yanına Hazreti Ebu Bekir alır ki Müslümanlar önden gitmişti zaten. Hazreti Ebu Bekir alır. Niye geç kaldı onlarla gitmedi? Çünkü elinde emanetler var. O emanetleri sahiplerine vermesi gerekiyordu. O yüzden Peygamber Efendimiz bir müddet gecikti. Bir de hep beraber giderlerse şüphe çeker düşüncesiyle bunu yaptı. Ve Hazreti Ebubekir'i yanına aldı ve Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı. Sevir Mağarası'na sığındı. Hatırlayın arkadaşlar Sevir Mağarası o müşriklerin Peygamber Efendimiz'i yakalamak için giriştikleri, iz sürdükleri olaydı. Peygamber Efendimiz buraya sığınmıştı Hazreti Ebubekir'le ki Hazreti Ebubekir sıddık, sadık. Ve giderken de Küba denilen yerde ilk mescidi yaptılar. İlk mescit arkadaşlar İslam tarihinin ilk mescidi Küba bölgesindedir Ebu Bekir'le giderken. Küba'dan ayrılıp Medine'ye doğru giderken de Ranuna dediğimiz vadide de ilk cuma namazını kıldılar. İlk mescit Küba mescidi ilk cuma namazı Küba ile Medine arasındaki Ranuna dediğimiz vadide gerçekleşti. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Medine'ye vardı. Medine'ye vardığında Ebu Eyyub el Ensar'ın evine konuk oldu. Orada kaldı. Ve orada kendisine bir ev yapıldı. O ev Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi hem Peygamber Efendimiz'in evi hem arkadaşlar Medine'deki ilk mescit hem de devletçilerin görüşüldüğü yer oldu. Aynı zamanda burada bakın burada arkadaşlar bir de okul açtılar. Mescid-i Nebevi'de o okulun adı da Ashab-ı Suffa oldu. İslam tarihinin ilk okulu Ashab-ı Suffa'dır arkadaşlar tamam mı? Ki Hazreti Ömer döneminden itibaren açılacak okullara da yani 4 halife döneminden itibaren açılacak okullara da Küttab adı verilecektir. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi Mekke'ye geldiler. Mekke'ye gelenlere ne diyoruz biz? Medine'ye gelenlere muhacir. Muhacir göç eden. Mekkelilere ne diyoruz? Ensar. Ensar ise sahip çıkan, yardım eden. Peygamber Efendimiz muhacir ile ensar arasında bir kardeşlik sözleşmesi imzalattı. 622 yılında birlik ve beraberliktir bu. Ensar malının bir kısmını muhacire verdi. İşte buna muahat denir. Muahat arkadaşlar kardeşlik sözleşmesi anlamına gelir. Ki şimdi kimler var Medine'de? Es var, Hazreç var, Beni Kaynuka var, Beni Nadir var ve Beni Kurayza var. Bunlar Yahudi, bunlar Müslüman. Artı bir de kim var? Muhacir var. Biz kime Ensar diyoruz? Evs ve Hazreç'e. Yani Ensar var, Muhacir var ve Yahudiler var. Ama şimdi hicretle birlikte, 622 hicretle birlikte bir devlet kuruldu. O zaman bu devletin bir anayasası gerekiyor. İşte o anayasanın adı Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi, Peygamber Efendimiz'in Medine'deki diğer gruplarla,
yaptığı sözleşmedir. Bu devletin kurulduğu anlamına gelir. İlk toplumsal sözleşme olarak tarihe geçer arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz. İslam tarihinin ilk antlaşması nedir sorusunun cevabı Medine Sözleşmesi'dir. Tamam mı arkadaşlar? Ki burada da birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır. Ve hicretten sonra Medine'nin Yesrib'in ismi, ki Medine'nin ismi Yesrib'de, bunun adı arkadaşlar Medine'tin Nebi, yani peygamber şehri olacaktır. Sonra kısaca Medine olarak adı kalacaktır. O zaman hicretle birlikte Medine şehrinin ismi, Yesrib'in ismi Medine olarak değişmiştir diyoruz. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz dönemi olayları neler? Hangi olaylar yaşandı? Bunlara teker teker bir bakalım. İlk olarak Bedir Savaşı. Tabi bundan önce seriyeler ve gazveler var. Seriye Peygamber Efendimiz'in katılmadığı savaşlar. Gazveler Peygamber Efendimiz'in katıldığı savaşlar. Ki bundan önce arkadaşlar küçük çaplı seriye ve gazveler var. İlk büyük savaş olarak baktığımızda arkadaşlar Bedir Savaşı. Bundan önce Buat var. Çok şey değil. Yani o Buat Savaşı'nın sebebi işte Mekke kervanlarını kesmek istiyorlar fakat kesemiyorlar yani. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı. Bunların üçü Mekke ile Medine arasındaki yapılan savaştır. Bunların üçünde de Mekke saldırmıştır. Yani bunların üçü de Müslümanların savunma savaşıdır arkadaşlar. Müslümanlar Bedir'de galip geldi. Uhud'da, Uhud tepesindeki okçuların yerinden ayrılmasından dolayı yenildi. Hendek'te galip geldi. Burada da galip geldi. Hendek'teki olay ne? Selman-ı Farisi'nin savaş taktiği vermesi. Yani Medine'nin etrafının şehirde surlarda çevrilmesi, hendeklerle çevrilmesi olayıydı. O zaman bunların sırasını unutmuyoruz. Tamam, bu sayfaya bakarken sıralamaya iyi bakın. Unutmayın. O zaman Müslümanların müşrikler karşısındaki ilk galibiyeti Bedir Savaşı'dır. Hendek Savaşı ile artık müşrikler Müslümanlara saldırmaya cesaret edememişlerdi. Bu arada iki olay yaşanıyor. Reci olayı ve Bir-i Maune olayı. Peki bu iki olay ne? Çevre kabileler Peygamber Efendimiz'den heyet istiyorlar. Bize İslam'ı anlatacak kişiler gönderin diye. Arkadaşlar gönderilen heyeti pusuya düşürüyorlar müşrikler ve onları şehit ediyorlar, katlediyorlar. İşte Peygamber Efendimiz'i çok fazlasıyla üzen olayların ikisi de budur. Şimdi Hendek Savaşı'ndan sonraki artık Müslümanların son savunma savaşı. Müslümanlar saldıracak bundan sonra. Hendek Savaşı'ndan sonra hatta burada Türk çadırında kaldığı filan da söylenir. Caiz'in kitabında. Arkadaşlar Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamber Efendimiz'e Umre emri geliyor. Yani işte Umre'ye gidin rüyasında ve Peygamber Efendimiz de arkadaşlar Müslümanları topluyor, erkekleri topluyor ve Mekke'ye gidiyor Umre yapmak için. Mekke'ye vardıklarında işte böyle Mekke'ye az bir süre kala Hazreti Osman'ı gönderiyorlar. Niyetlerinin haç etmek olduğunu, Umre etmek olduğunu bildirmek amacıyla, ama Hazreti Osman'ı müşrikler tutukluyor, salmıyorlar ve bu olay Müslümanlara Hazreti Osman'ın öldürüldüğü şeklinde geliyor ve Peygamber Efendimiz'le oradaki Müslümanlar bir biat gerçekleştiriyorlar Rıdvan ağacının altında. Rıdvan biatı denilir bu. Rıza biatıdır. Yani Peygamber Efendimiz'e sayıları 1400-1500 kadar Müslüman söz veriyorlar. Diyorlar ki hep beraber Mekke'ye gireceğiz, ölene kadar savaşacağız. Çünkü Hazreti Osman'ı öldürdükleri haberi geliyor. Rıdvan biatının ne üzerine olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgidir, sorulabilir. Ki müşrikler korkuyorlar bundan dolayı ve diyorlar ki ya biz Hazreti Osman'ı öldürmedik. Yani elimizde Hazreti Osman'ı serbest bırakıyorlar ve iki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanıyor. Hudeybiye Antlaşması'yla İslam Devleti, Medine İslam Devleti Mekkeliler tarafından resmen tanınıyor. O zaman ilk defa Medine İslam Devleti'nin tanındığı yer Hudeybiye, çok pardon arkadaşlar, antlaşması oluyor. Bu antlaşmayla şöyle diyorlar, bu yıl gelmeyin, gelecek yıl gelin 3 gün süreyle haç edin diyorlar. İşte bu olay Mekke ile Medine arasında yakınlığı sağlıyor ve Medine'deki muhacirler akrabalarını görmek için Mekke'ye gidiyor ve bu olay Mekke'de İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor. İşte müşrikler bunu engellemek için Hudeybiye'ye şöyle bir madde koydurmuşlardı. Mekke'de İslam'ı kabul edenler Medine'ye alınmayacak, bize geri verilecek denilmişti. Bu onların aleyhine işleyecek. Bu maddeden dolayı müşrikler Hudeybiye'yi bozunca Peygamber Efendimiz gidip Mekke'yi fethedecektir. Mekke'nin fethine zemin hazırlayan olay müşriklerin Hudeybiye'yi bozmasıdır arkadaşlar. Şimdi Hudeybiye'den sonra 628 bu tarihten sonra arkadaşlar Peygamber Efendimiz çevre devletlere Kisra'ya, Kisra kim? İşte Sasani.
Kayzer'e kim? Bizans İmparatoru'na, Habeş Kralı'na elçiler gönderir ki onları İslam'a davet eder. O zaman elçilerin gönderilmesi Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra olur. Bizans'a gönderilen elçi Busra yakınlarında, Busra valisi tarafından, yani Gassani Kralı'na bağlı ama Bizans'ın uç karakolu, öldürülür. Kim bu? Haris bin Umeyr. Haris bin Umeyr şehit edilir. Şehit edilen ilk elçimiz budur arkadaşlar. Elçiye zeval olur yani. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Bizans'a sefere çıkar. Kendisi gitmez. Abdullah bin Revaha, Cafer bin Ebu Talif, Zeyd bin Haris komutasında bir orduyu gönderir. Ve Bizans'la savaşılır. O yüzden Mute Savaşı İslam tarihinde Doğu Roma ile Bizans'la yapılan ilk savaş olarak kabul edilir. Bu savaşta Abdullah bin Revaha, Cafer bin Ebu Talip, Zeyd bin Haris hayatlarını kaybeder ki bu savaşta Halid bin Velid çok ön plana çıkar. Halid bin Velid Hudeybiye ile Müslüman olmuştu ki Seyfullah, Allah'ın kılıcı unvanı buradan alır. Vücudunda kılıç yarısı olmayan nokta yoktur ama yatağında ölmüş bir sahabedir. Arkadaşlar burada bu arada Bedir Savaşı'nda Beni Kaynuka, Uhud Savaşı'nda Beni Nadir, Hendek Savaşı'nda Beni Kurayza toplum sözleşmesine, Medine sözleşmesine ihanet ettikleri için Medine'den kovuldular. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza. Bunlar da gidip nereye yerleştiler? Hayber'e. Şimdi o zaman Hayber bir tehdit oldu. Müşrikler, Yahudilerin tehdidi oldu. Peygamber Efendimiz Hudeybiye ile Medine'nin Mekke tarafını garanti altına alınca gitti, Hayber'i fethetti. Aslında Hayber'in fethine de zemin hazırlayan olay Hudeybiye oldu. Müslümanların aslında kaba tabirle ilk fethettikleri toprak, ilk sefer, ilk cizye, ilk haraç, ilk ganimet, ilk ganimet olmaz, Hayber oldu. İlk ganimet nerede ele geçti? Bedir Savaşı'nda. İlk esir nerede ele geçti? Bedir Savaşı'nda ki hatta o esirler de 10 Müslüman'ın okuma yazma öğretmesi karşısında serbest bırakılmıştı, hatırlayın. O zaman Müslümanların ilk fethettiği toprak, ilk taarruz Hayber, ilk cizye, ilk haraç Hayber. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Hudeybiye Antlaşması'nı müşrikler bozdu. Nasıl bozdu müşrikler Hudeybiye Antlaşması'nı? Çünkü olay şuydu. Burası Mekke, tamam mı? Burası da Medine. Mekke'de Müslüman olanlar Medine'ye alınmayacaktı ama Müslümanlar bayağı epey oldu ve bunlar Medine'ye gittiler. Peygamber Efendimiz Hudeybiye gereği bunları almadı. Ve bunlar da geri dönemedikleri için Mekke ile Medine arasında bir köy kurdular. Bu köyün geçim kaynağı da Mekke kervanını yağmalamak oldu. Bu Mekke ekonomisini zora soktu. Mekkeliler çevre kabilelerle anlaşarak bu kabileleri bu Müslümanların üzerine saldı. Peygamber Efendimiz de dedi ki siz Hudeybiye'yi bozdunuz. Silah yardımı yapılmayacaktı denildi. Ve Peygamber Efendimiz 630 yılında ordusunu aldı. Mekke'ye girdi ve Mekke'yi fethetti. Beyaz devrim dediğimiz olay, kansız devrim dediğimiz olay budur. Şimdi Mekke fethedildi ama oradaki müşrikler kaçtı. Peygamber Efendimiz 500 kadar Müslümanla onları takip etti. Huneyn ve Eftas dediğimiz vadide yapılan savaşlarla müşrikler tamamen ortadan kaldırıldı ya da bir kısımda İslam'ı kabul etti. Böylelikle Mekke'nin fethi tamamlanmış oldu. O halde Mekke'nin fethine zemin hazırlayan olay Hudeybiye'dir. Mekke'nin fethini tamamlayan olay Huneyn ve Eftas savaşlarıdır. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Geri dönerken Peygamber Efendimiz Taif'i kuşatır, alamaz ama Taif bir yıl sonra 631 yılında kendiliğinden İslam'ı kabul eder. Şimdi Herakleus için şöyle bir haber gelir. Herakleus şu kadar orduyla Mekke'ye, Medine'ye geliyor haberi gelir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yanına askerlerini alarak Bizans üzerine sefere çıkar. Buna Tebük Seferi denilir. Tebük Seferi Peygamber Efendimizin son seferidir. Tebük dediğimiz yere varıldığında arkadaşlar haberin asılsız olduğu anlaşılır ve geri dönülür. Fakat bu seferde Müslümanlar çok susuz ve ekmeksiz kalır ve zorluklar yaşar. O yüzden İslam tarihinde Tebük seferine Gazvetül Usre, zorluk güçlük gazvesi, Gazvetül Saatül Usre, zorluk zamanı, Ceyşül Usre, zorluk ordusu adı verilmiştir. Bu Peygamber Efendimizin son seferidir. Savaş yapılmadan geri dönülmüştür. Burada arkadaşlar normalde şöyle bir sorunumuz vardır. Mute, bakın Mute nerede? Mute Arabistan'ın kuzeyinde, Tebük de Arabistan'ın kuzeyinde ama Mute Tebük'ten daha kuzeyde olmasına rağmen Milli Eğitim'in kitaplarında Mute sanki güneyde, Tebük sanki daha kuzeyde gibi gösterilmiş ve şöyle bir cümle kurulmuş. Bunu da size bırakıyorum. Deniliyor ki Arap Yarımadası dışına yapılan ilk sefer Tebük Seferi'dir deniliyor. Tamam, Bizans'a yapılan ilk savaş Mute Savaşı ama Arap Yarımadası dışına düzenlenen ilk sefer de Tebük Seferi'dir diye geçiyor. Tamam, ne kadar doğru ne kadar değil
Yani bunu bilemiyorum. Bizde kıstas yine milli eğitim, tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat etmek gerekir. Peygamber Efendimiz 632 yılında veda hutbesini verir. Veda haccını gerçekleştirir. Müslümanları kardeşi ilan eder. Allah'ı şahit tutarak peygamberliğini tamamladığını söyler. İnsanlardan helallik diler ve bir müddet sonra da hayatını kaybeder. Cenazesi de, naaşı da arkadaşlar Medine'deki Ravza-i Mutahhara, cennet bahçesi dediğimiz yere defnedilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in dönemi bu kadar.